Şimdi daha önce yaptığımız analizlerde zaten bugünlerin olacağını az çok tahmin etmiştik. Şimdi malum son 10 günde diyelim, daha fazla değildi. Son 10 günde yaklaşık altının gram fiyatına ortalama 304 liralık bir artış oluştu. Bu da biraz merkez bankalarının, Amerika'nın, Avrupa'nın faiz beklentileriyle alakalı bir durum. Yani bundan sonra faizin düşüp güvenli liman her zaman dediğimiz gibi altın olduğu için altına yaradı. Yani şu anki kaosların tamamının altına fayda sağladığını düşünüyoruz. Beklentimiz tabii düşüş değil. Yani bu çıkışların devam edeceğini, her geri çekilmeyi, her düşüşü bir alım fırsatı olarak tavsiye ediyoruz insanlara. Ya tabii ki işlerimiz şimdi biraz da Ramazan da etkisi var ama genelde bizde altın ucuzken satılmıyor, pahalanınca satılıyor. İnsanlar tamam pahalanıyor, artık uçacak hadi altın alalım derler. Halbuki bu da yanlıştır. Uygun veya stabil olduğu dönemlerde tercihlerini gözden geçirirler defalarca ama yükselişe başladığı an hemen böyle hücum eder gibi. Tabii o da biraz piyasa doydu, biraz da Ramazan etkisiyle şu anda işler tamamen durmuş şekilde. Kesinlikle yani durmuş, çok acil bir ihtiyacı yoksa almıyordur. Ama geçen haftalarda yani altın biraz yükseldi diye elinde 4.000 lirası olan, 3.800 lirası olan hemen çeyreğe yöneldi, aldılar ama bunu daha önce yapmalarını tavsiye ederdik. Altın yükseltisi için hala geç midir? Değildir. Altın için hiçbir zaman geç değildir. Yani elinde pozisyonu olan, nakiti olan altına her zaman yönelebilir yani. Bunu tavsiye ederiz. Şimdi şöyle bir bilgi de paylaşayım. Biliyorsunuz ülkeler şu anda yüksek miktarda faiz uyguluyorlar. Faizler çok yüksek ve bu faizlerin yavaş yavaş düşeceği beklentisi oluştu piyasalarda. Ve biz bu faizden çıkan paranın tamamının dünya çapında altına döneceğini ve dolayısıyla altının daha da pahalanacağını bekliyoruz. Yıl sonu beklentim 3.000 yani 2.800-3.200 çarpı has yani. Beklentim o. Altın son bir ayda nerede bakarsan 200 TL'lik bir yükseliş oldu. Bu da tamamen Amerika'nın enflasyon kararına bağlı olarak bir yükseliştir. Ki bundan sonra faiz indirimine gidecek Amerika. Bu da altına yarıyor. Altının zaten tek derdi enflasyondur. Enflasyonu Amerika %2'lere düşürdüğü zaman bu da altına yansıyacak. Bu altın önümüzdeki aylarda daha da yükseliş yaşanacak yani. Şu an son derece bir rağbet var altına. Çok yoğun bir rağbet var yani. Alışta yani. Herkes alıyor yani. Yani yıl sonu biz rahatlıkla altını 2.800-3.000 civarında bir fiyat bekliyoruz yani. Ki olacak da yani evet. Şu an güncel fiyatlarımız 24 ayar 2.415, 22 ayar 2.230. Çeyreklerde 3.950 civarında evet. Evet.